Bu kısmı hem profesyonel konuşmak, benim işim bu. Sahnede olmak, insanlara bir şeyler anlatmak. Ama buradaki organizasyonu bana farklı hissettiren bir kısmı oldu yani. Burada genç arkadaşlarımın burada şarkı söylerken hissettikleri yoğunluk. Organizasyon yapmanın, bunu başarıyla yerine getirmiş olmanın getirdiği heyecan ve kıvanç duygusu. Bana da geçti kişisel olarak, eminim siz de paylaşmışsınızdır bunu. Bu heyecanın bir parçası olmak gerçekten benim için gurur verici. Bunlara teşekkür ederim böyle bir heyecanı benimle de paylaştıkları için, benim de onlarla bu günü paylaşmama izin verdikleri için. Çok teşekkür ederim, çok kutluyorum tekrar onları. Babalık böyle bir şey. İki kızım var benim. İki kızınız olursa bir süre sonra bütün çocukların babası oluyorsunuz. Onların şarkı söylerken yaşadığı heyecan size de geçiyor. Bravo, bravo diyorsunuz. Bravo, çok güzel. Deniz az önce konuşurken heyecanlandı. Orada el vermek istiyorsunuz. Heyecanlanma. Çok iyi gidiyorsun, çok iyi başardın diye. Bu duyguları paylaşmak bizi bence insan kılan şeyler. Hayatımızdaki en önemli anlar. Burada konuşulan bilgilerin pek çoğunluğu muhtemelen unutacağız. Ben de muhtemelen ne anlattığımı unutacağım ama burada ne hissettiğimizi unutmayacağız. Bu bize kalacak. Buraya çalışırken zihnimde kuruyorum onu. Bunu anlatırım, onu yaparım ama bir taraftan da endişelerim var. Hani onu mu anlatayım? Bu klişe mi olur? Şuradan mı girsem acaba diye. Aklıma Adem ve Havva geldi yani. En rahatı onlar. Mesela Adem bir konuşmaya hazırlansa, öyle mi diyeyim, böyle mi diyeyim, Havva'ya sorsa, ya Havva bunu mu anlatayım? Muhtemelen dedim Havva der ki, Adem bizden öncesi yok, hayat yürü. Ne söylesen yeni, bizden öncesi yok yani. Hani bu kadar takılma, rahat, rahat. Ben de tabii sık sık karıma soruyorum, o da burada. Öyle mi? Öyle mi yapalım? Buna ne dersin gibi diye. Fakat burada konuşmanın orijinalliği üstüne kafa yormak kadar onay durumu da var yani. Hani biliyorsunuz burada anne babalar, evli çiftler var. Kadının onaylamadığı fikir, evli fikir değildir yani. Hani bunun aksini savunan bir abimiz varsa buraya gelsin, onu dinleyelim. O bana daha ilginç gelir yani, gerçekten mi diye. Bunun böyle olduğunu fark etmem benim çocukluk yıllarıma da yapıyor. Bizim komşumuz vardı. Sürekli her söylediğini karısına onaylatırdı. Değil mi Aysel? Öyle değil mi Aysel? Diye. Bu benim için şaşırtıcı. Sonra fark ettim ki benim babam da böyle. Yani sürekli bir onay alma ihtiyacı. Şimdi geldiğimiz noktada ben de sanıyorum onlara benziyorum. Değil mi Zeynep? Öyle mi edersin? ben de psikolojik danışmanım. İş yerlerim, çalıştığım alanlar, evlerimizin oturma odaları, salonları, yatak odaları, mutfakları, orada konuşulanlar, orada konuşulmayanlar, orada yapılanlar, orada ihmal edilenler, orada yapılsa bize daha çok mutluluk verecek olan şeyler. Hikaye dinlemeyi seviyorum. Yaptığım şey bu aslında. Danışanlarımın hikayeleri dinliyorum. Ne oluyor? Ne var burada? Nasıl bir hikaye? Sen bu hikayenin neresindesin? Mutlu musun bu hikayede olmaktan? Yoksa sana keder mi veriyor bu hikayenin parçası olmak? Çünkü Tolstoy'un söylediği gibi o meşhur sözünde her mutlu aile birbirine benziyor ama her mutsuzluğun ayrı bir hikayesi var. Her mutsuz ailenin ayrı bir hikayesi var. Baban sabah kahvaltıda mutlu bir adam mıdır? Akşam annen seni uyutmadan önce öper mi? Banyodan çıktıktan sonra saatler olsun deyip saçını koklarlar mı? Çünkü bunlar bence hayatımızın çekirdek anları. Burada mutlu olan bir çocuk. Bunlara olumlu cevaplar veren bir çocuğun mutlu bir yetişkine dönmesi de bence yüksek bir ihtimal oluyor. Şimdi burada size ben dediğim gibi bir sürü şey anlatacağım. Diğer konuşmalarda olduğu gibi. Bazıları aklınızda kalacak, bazıları aklınızda kalmayacak. Ama benim burada size konuşurken hissettirdiğim duyguyu unutmayacaksınız. Biliyorum onu. Belki diyeceksiniz ki, ya çok sıkıcıydı. Yani heyecanla gittik ama biraz hayal kırıklığıydı. Ya da diyeceksiniz ki, ya gerçekten onu dinlemek bana umut verdi, heyecan verdi, keder verdi. Duygular kalıcı. Tıpkı çocukluk gibi. Çocuklukta da hatırlamadığınız pek çok şey var. Ama hadi oraya bir gidelim dediğinizde orada bir duygu kalıyor. Bu duygunun adı ne olur? Kekre bir tat olabilir. Ne olduğunu çok bilmiyorum ama üzgünüm.
gözümün önüne bir fotoğraf karesi gelmiyor ama buna dair bir şeyler hatırladığımda hissettiğim şey bir coşku duygusu olarak gibi. Benim küçük kızımın hayatındaki aydınlanma anlarından biri de şudur. Bir gün yatakta yatıyor, tavana bakıyor, benimle çok göz teması yok. O ben çocuğum dedi. Evet dedim, sen çocuksun, çok da tatlı bir çocuksun. Ama senin annen var, baban var. O zaman sen de bir çocuksun dedi. Dedim çok şahane bir şey söyledin Gülce, ben de bir çocuğum. O zaman sen de çocukça şeyler yapabilirsin dedi. Ne büyük kararlı değil mi? Ben de çocuğum. Siz de çocuksunuz. Burada yaşları büyük, hanımefendiler, beyefendiler var, genç arkadaşlarım var ama hepiniz çocuğunuz. Hatta şöyle yapalım, bu konuşma boyunca lütfen sizleri, bu küçük çocukları yanınıza oturtun ya da dizinizin üstüne oturtun ve onlarla beraber dinleyin bu konuşmayı. Bir bakın bakalım yüzünde ne var? Mutlu mu, heyecanlı mı, organizasyonun parçası olmak ona iyi geliyor mu, tedirgin mi, ürkmüş mü, kalabalık onu tedirgin ediyor mu? Bir ona bakın bakalım, bu konuşmayı beraber dinleyelim. Oldu mu? Ama rica ediyorum, bu hani bir öneri. Gerçekten o yüzüğe bir bakın, orada ne olduğunu görün. Sonra konuşmanın sonrasında isterseniz sizinle de paylaşalım bunları. Dediğim gibi ben evlerin içinde yaşıyorum. Bana gelen danışanlar çoğunlukla çocuklarıyla ilgili olarak geliyorlar. Çocuklarının yaptıkları için pişman oldukları, yapmadıkları, neden yapmadıklarına duydukları merak. Ama buraya gelen, bana gelen danışanlar da en az benim kadar iyi biliyorlar ki bir çocuk bir şey yapıyorsa bunun bir sebebi vardır. Yapmıyorsa da bir sebebi vardır. Çocukla yetişkin arasında bir sıkıntı varsa burada tek sorun yetişkindir. Çocuktan böyle bir beklenti içine girmek buna haksızlık olur. Çünkü çocuklar dünyaya yetişkinlerle, anne babalarıyla iyi anlaşmak için gelirler. Böyle programlanmışlardır. Orada bir sorun varsa, bir aksama varsa, burada yetişkinin yaptığı ya da yapmadığı ya da yapsaydı daha iyi olacak şeyler vardır. Anne babalarımız bize büyüdüğümüz evlerde bir adet çantası veriyor. Diyor ki bak, ileride senin çocukların olacak. Sen de ona bu alet çantasıyla destek olacaksın. Ama bu alet çantası kısmen dolu, kısmen değil. Kısmen doğru edevat var, kısmen yanlış. Dolayısıyla aslında anne babalar da bildiklerinin en iyisini yapıyorlar. Bana geldikleri zaman aslında ellerinden gelen en iyisini yapmış oluyorlar. Ama her zaman bildikleri en doğru şey olmuyor. Bir çocuk bir köy büyütüyor ama köydeki herkes her zaman bize doğru şeyleri öğretmiyor. Köydeki büyüdüğümüz ortamda pek çok şeyi yanlış öğrenmiş olabiliyoruz. O yüzden o alet edevat çantasını bir karıştırıyoruz orada. Neler var? Gerçekten doğru bildiğin şeyler doğru mu, emin misin? Bu sen misin? Yoksa annenin babanın senden beklentileri mi? Bir genç meslektaşım akademik kariyerine başladığında, yüksek lisansını bitirdiğinde babası bir paylaşımda bulunmuş. Kızımızın profesörüyle ilk adımı diye. Şaşırdım demişti yani. Biraz da tereddüt ettim. Acaba bu hayal mi? Benim hayalim mi? Yoksa babamın bir hayal mi gerçekleştiriyorum diye. Burada neye geliyoruz biliyor musunuz? Orijinal neye geliyoruz? Yahya Kemal'in çok kıymetli bir sözü var. Diyor ki, orijinal olmak, başka olmak, ayrı olmak, farklı olmak demek değildir. Orijinal olmak, kendin olmaktır. Öz olmaktır. Başka türlü olmamaktır. Yapmaya çalıştığımız şey aslında bu orijinalliği bulmak. Nerede anne babanız bitiyor? Nerede siz başlıyorsunuz? Bunu bulmak. Bunu bulduğunuz zaman siz de orijinal oluyorsunuz. Bunu bulduğunuz zaman sizin de hayalleriniz orijinal oluyor. Bunu bulamadığınız zaman bir hayat yaşıyorsunuz ama çok size ait değilmiş gibi. Bir şey yapıyorsunuz ama çok içinize sinmiyor. Tedirginsiniz, huzursuzsunuz. Ve bu miras eğer olumsuz bir mirassa bir aktarım oluyor. Kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa bu mirası aktarıyoruz. Bir mutsuzluk mirası, bir tedirginlik mirası, bir endişe mirası.
Aldınız mirası mutluysa, mutluluk mirası aldıysanız ne mutlu size, ne kadar şanslısınız. Ama üzgün bir çocukluk geçirdiyseniz, anlaşıldığınızı hissetmediyseniz, sizin de çocuğunuza benzer bir miras aktarma ihtimaliniz yüksek oluyor. Böyle bir şey kimse istemez. Ama bu değiştirilebilir mi? Bence değiştirilebilir. Bence burada atılabilecek en önemli adım bu döngüyü fark etmek. Ne oluyor? Yani nasıl bir miras aldım ve gerçekten aldığım bu mirası aktarmak istiyor muyum diye. Burada da Anadolu büyük filozofun söylediği şey geliyor aklımıza. Çocukluk insanın ana yurdudur. Gerçekten bizim ana yurdumuz. Sürekli geri dönüyoruz oraya. Çocukluk kendini sürekli tekrar ediyor. Sürekli kendini tekrar ediyor. Ama ana yurdumuzda işler yolunda değilse, bu bir tür haymaklos olma hali, bir vatansızlık. Nereye ait olduğunu bilememe, kendini olamama, kendini bir iğreti hissetme hali. Şu anda çocuklar nasıl hissediyorlar? Yanınızdaki çocuklar. Sizin neler? Beraberler mi sizinle? Böyle bir bak. Şimdi sanıyorum heyecanlı. Nerede olduğumu unuttum. Burada yapmamız gereken şey ilk adım o döngüyü fark etmek arkadaşlar. Burada konuşurken lütfen size benimle beraber düşünün. Burada fotoğraf kareleri tarıyorum beraber. Gözünüzün önüne neler geliyor? Bakın bakalım, o fotoğraf karelerine beraber bakalım. Sonrasında da o karelerden kendinize bir albüm oluşturalım. Bir bakın bakalım. Orada baktığınız albüm gerçekten çocuğunuza göstermek istediğiniz albüm. Eğer değilse orada ne değiştireceğiz? Bu niye önemli? Çünkü bizim doğamızda huzur var. Çünkü bizim doğamızda diğerleriyle beraber mutlu olmak var. Çünkü bizim doğamızda şefkat görmek var. Kabul görmek var, onay görmek var. Bunları görmeyen çocuklar büyümüyorlar. Bu net. Çünkü işler yoluna gittiğinde 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında hanımefendiler, beyefendiler çok kibar görünüyorlar. Her şeyi çok iyi yönettiklerini düşünüyorlar. Ta ki bir kriz durumuna kadar. Bir kriz durumu çıktığı anda tepki veren şey buradaki mutsuz çocuk oluyor. Eğer bu çocuk haksızlığa uğradığını düşünüyorsa geçmişte öfkeli bir çocuğa dönüveriyor. Bir mağazaya giriyorsunuz, mağaza yöneticisinin sizin yeterince ilgilenmediğini, size haksızlık ettiğini düşünüyorsanız içinizdeki öfke diye ortaya çıkıyor. Sonra diyorsunuz ki ben bu tepkiyi biraz abarttım. Ya da iş yerinde bir kriz yaşıyorsunuz. Kaynağı çok önemli değil. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Adını koyamıyorsunuz. Çünkü duygusal okuryazarlığınız zayıf. Duygusal repertuarınız zayıf. Bir dakika, bu duygunun adı ne? Ben şu anda ne hissediyorum? Tam olarak hissettiğim şeyin adı ne? Çünkü bu süreçlerde bir duygunun adını koyarsanız, onu fark ederseniz, onu siz yönetirsiniz. Ama o duygunun adının ne olduğunu bilmezseniz, o duygu sizi alır, savurur, bir köşeye atar. Sonra siz bunun yöneticinizden kaynaklandığını düşünürsünüz. Sonra siz bunun size yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünürsünüz. Sonra siz bunun bir öfke problemi olduğunu düşünürsünüz. Ama burada size sesini duyurmaya çalışan bir çocuk farkını göremezsiniz. O yüzden o çocuğun ne söylediğini duymak, yakınlığa mı ihtiyacın var? Onaya mı ihtiyacın var? Kabule mi ihtiyacın var? Şefkate mi ihtiyacın var? Daha az eleştirilmeye mi ihtiyacın var? Aferinle mi ihtiyacın var? Çok iyisin demeye ihtiyacın var. Bunu duyduğunuz zaman Yahya Kemal'in söylediği gibi orijinal oluyorsunuz. Evet. Ben buyum. Kendimi kendim gibi hissediyorum. Buna akışlı olma deniyor. Olduğunuz yerde kendinizi bırakmak. O akışa bırakmak. Çabalamamak. Kendiniz gibi davranmak. Böyle yaptığınız zaman zaten başarı kendiliğinden geliyor. Çabalamıyorsunuz. Başarılı olacağım. Üstesinden geleceğim. Zaten sizin yaptığınız şeyin doğal akışı bu. Gittiğiniz yer doğal olarak bu. Bunu yaptığınız zaman hayalleriniz orijinal oluyor. Bunu yaptığınız zaman hayal kurmak,
cesaret edilecek bir şey olmaktan çıkıyor. Evet. Hayat bizim doğamızda var. Neden onun için cesur olmak zorunda kalalım ki? Ama bir çocuk onay görmezse, kabul görmezse, anlaşıldığını hissetmezse, temel duygu budur, beni anlıyor musun? Şu anda ne hissettiğini biliyor musun? Ve bunun adını bana söyleyip, bu duygu yönetmenle bana yardımcı oluyor musun? Bunu yapmazsa, hayal kurmakta zor bir haline geliyor. Çünkü hayal kuranlar çocuksu adamlardır, çocuksu kadınlardır. Çünkü hayal kurmak çocuksu bir iştir. Çok ağır. Ne söylediği belli. Her cümlesini tartarak konuşan abilerin, ablaların çok orijinal şeyler söylediklerini duyamazsınız. Çünkü onlar açma denilen kapıyı açmayanlardır. Ama bizi kurtaracak olanlar açma dediğimiz kapıyı açan çocuklar. Merak edenler. Ne var? Orada ne var? Ben onu merak ediyorum diye vazgeçmeyen çocuklardır. Nefes etmeyen çocuklardır. Hayır ben böyle olduğunu düşünmüyorum diyen çocuklardır. Bunlar hep ailelerde, ya bizim ablasıyla abisi iyiydi. Bu küçük biraz zorluyor bizi, biraz değişik. Ben öyle büyüdüm. Biraz değişik. Babam bana derdi ki, ya bu oğlan ya büyük baş olur ya büyük taş olur. Büyük taş olmadım. Ama kendimi bir hayat sürüyorum. Sahnede olmak bana çok iyi geliyor. Niye biliyor musunuz? Ben de çünkü evin küçük çocuğuyum. Aferin, çok iyi gidiyorsunuz. Sürekli sevgi gören, sürekli ilgi gören çocuğum. Bunu ben buraya tahvil ettim. Sahnede olmak, insanların bana beğenen bakışlarla bakmasını izlemek bana yönelik veriyor. Evet, ait olduğum yer burası diyorum. Şov yapıyorum. Hala sahnede o küçük çocuk var aslında. 43 yaşındayım, iki kızlarım, iki kızım var. Ama ben buradaki küçük çocuk oluyorum. Bunu buraya döndürdüm. Burası beni mutlu ediyor, burası bana heyecan veriyor. Burada başarılı olmak için çabalamıyorum ki. Kendim. Size bir hikaye anlatıyorum. Hikaye var, dinler misiniz diyorum. Siz evet dinleyelim diyorsunuz. Bu benim için az önce bahsettiğim akışta olmak hali. Mutluyum. Bunu kendi çocuklarınız için yapabilirsiniz. Ama bunu kendi çocuklarınız için yapmadan önce kendi çocukluğunuz için yapmanız gerekir. Bu kısım anne babalar için. Ama genç arkadaşlarıma da o içinizdeki çocuklara temasını kesmemenizi söylüyorum. Ne olur oraya bakın. Ne var, ne istiyor. Bu kadar hırslı olmanı mı söylüyor gerçekten? Yoksa bu biraz eleştirilme korkundan mı kaynaklanıyor? Gerçekten bu kadar yormak istiyor musun kendini? Bu kadar parlamak, uğraşmak istiyor musun? Yaptığın şey sana gerçekten heyecan veriyor mu? Anne babalık kısmında da emin olun içinizdeki o mutsuz, incinmiş, üzgün çocuğu büyütemezseniz kendi çocuğunuzu büyütmekte de zorluk çekiyorsunuz. Lütfen kendi içinizdeki çocuğu, kendi çocukluğunuzu nasıl büyümesini istiyorsanız böyle büyüsün. Bu yanınızda oturan küçük çocuklar var ya, onun saçını okşayın. Kendi çocukluğunuzun saçını okşamadan huzur bulamıyoruz. Hayal kuramıyoruz, derdimiz bitmiyor çünkü. Anlaşılmamışlık hissiyle yaşamaya devam ediyoruz. Bunu teker teker yaparsak, hane hane yaparsak bu hayal olur. Güzel de bir hayal olur aslında. Ama bizim gerçekliğe ihtiyacımız var. Yarın çocuklarınızın hatıralarında yer almak istiyorsanız, bugün onların hayatlarının içinde olmanız gerekiyor. Bugünü pas geçerseniz, yarınki hatıraların sayfalarını karıştırdığında orada olmamak sizi hayal kırıklığına uğratır. Bunun için üzüntü duyarsınız. Bunu kendinize de yapmayın, çocuklarınıza da yapmayın. Eğer bu hayali gerçekleştirirsek, eğer bunu başarabilirsek bu bir gerçekliğe dönüşür, hayal olmaktan çıkar. İçinizdeki çocuğun nereye gitmek istediğini, ne söylemek istediğini duyun. Hayaliniz çok daha renkli olacak. Çünkü siz olacaksınız. Çünkü dünyada sizden bir tane daha yok. Ve hatıralara mutlulukla kaybolacaksınız. Benim şahane bir babam vardı dedi. Şahane bir annem vardı. Evet, zorlandığı yerler oluyordu ama elinden gelen en iyisini yapıyordu. Bu duyguyu paylaşmak, yarın aktarmak bence bizim kurabileceğimiz en büyük hayal. Bir başkasının hatıralarında böylesine bir varoluş süreci bence bize sonsuzluğu da getirecek. Sonsuza kadar birilerinin hatıralarında mutlu bir şekilde var olacaksınız, kaybolmayacaksınız. Öbür türlüsü bize de
çocuklarımıza da mutsuzluk getirecek. Hepimiz küçük çocuklarız. Hepimizin onaya ihtiyacı var. Hepimizin kabule, şefkate ihtiyacı var. Bunu yapın. Doğru, bundan vazgeçmeyin. Hepimiz onay aldığımız zaman, hepimiz şefkat gördüğümüz zaman, hepimiz sırtımız okşandığı zaman, saçımız okşandığı zaman kendimize daha çok yaklaşacağız. Daha orijinal, daha özgün, daha başka olacağız. Bunu lütfen iman etmeyin. Bunun öbür türlüsünü de kendinize de lütfen çocuklarınıza da yapmayın. Evlerimiz mutlu haneler olsun. Sabah kalktığımızda neşeyle çıkalım. Akşam yattığımızda da cesarete gerek kurmadan hayaller kuralım. Çok teşekkür ederim ve dinlediğiniz için.